bir kadın olarak bu projeye başvurumuzu yaptık. Bu başvuru sonucunda 3 ay boyunca eğitim aldık. Hem teorik olarak hem pratik olarak. 8 kadın aktif olarak şu an çalışıyoruz. 11 taneye yakın kuru meyvemiz var. Bunlar işte ananas, mandalina, portakal, kırmızı pancar, elma, armut, kivi. 11 ürünle çıktık. Şu an iyi gidiyoruz. Çalışma saatimiz sabah 9, bitiş saatimiz 5 gibi. Sabah geldiğimizde ürünlerimiz sabah manavdan bize teslim ediliyor. Ürün aşamamızda ürünlerimizi önce yıkıyoruz. Hijyen açısından bizim için çok önemli. Doğrama kısmına geçiyoruz. Sonra fırınlıyoruz. Bu fırınlama saatimiz yaklaşık 8 ve 12 saat arası kurutmamız. Kurutmayı yaptıktan bir gün sonra paketleme işlemini de bir gün sonra yapıyoruz. Dersim'de kurulan bir kadın kooperatifi olarak, merkez olarak biz bu işleme başladık. Kadınların bir araya gelmesi bizim için önemli. Hani bir dayanışma içerisinde olmak, kolektif bir çalışma alanı içerisinde olmak kendi şahsım adına gurur verici bir şey. Hem çalışmayan kadınlar, ev kadınlarına, aileye katkı sunma anlamında hem çalışma alanı içerisinde kendimi bulmak kendimi iyi hissettiriyor. Belki şu an 8 gibi 8 kişi çalışıyoruz ama ileriki süreçlerde belki sayımız 30 olabilir, belki 40 olabilir. Aslında her şeyi koyabiliriz buraya. Yani burayı dağ kekiğinden, dar sarımsağından, ne bileyim yani tarhanasından, eriştesinden birçok çeşit koyabiliriz. Pestil, tut pekmezi. Bu bize kalmış olan bir şey yani. Biz sadece kuru meyveyle kalmayacağız. Daha çok çalışma alanı oluşturmak, daha çok üretmek, daha çok kazanmak, ürettiğimiz ürünleri piyasaya daha kaliteli bir şekilde sunmak hedefimiz bu yani. Ya satışta evet şu an zorlanıyoruz çünkü şu an kurduğumuz kooperatif yani işletmemizin birçok kişi tarafından bilinmemesi bu konuda biraz sıkıntımız var. Ama ileriki süreçlerde bize destek olarak satış merkezleri kurulursa, hani bu iş adamlarımız olur, bu gerek devlet tarafından destek verilip kurulursa bizim satışlarımızın daha iyi olacağına inanıyorum. Kesinlikle ürettiğimiz ürünlerde hiçbir şekilde katkı maddesi, yani şeker, koruyucu falan hiçbir şekilde kullanmıyoruz. O yüzden Dersim halkını da bizi kadın kooperatifi olarak desteklemeleri için satışımıza destek verirlerse biz hem daha çok güçleneceğiz, hem ürünlerimiz daha çok kişilere ulaşarak daha iyi bir noktaya geliriz. 50 gramlık, 100 gramlık, işte 150 gramlık olarak paketlediğimiz kuru meyvelerimiz. Bunlar da portakallarımız. Yine aynı şekilde 50 gram, 100 gram, 150 gramlık olarak satışa sunulmaktadır. Munzur Tunceli Üreten Kadınlar Kooperatifi yaklaşık 6 ay önce aktif olarak çalışmaya başladı. Proje Tunceli Valiliği, İl Tarım Müdürlüğü ve Fırat Kalkınma Ajansı'nın ortak yürüttüğü bir proje. Proje kapsamında 11 kadın kursiyerin 3-3,5 aylık bir eğitim sürecinden geçtikten sonra tesis bize hali hazırda bu şekilde teslim edildi. Şu anda elimizde 11 çeşit kurutulmuş meyve bulunmakta. Kış meyveleri olarak elimizde. Bunun ilerleyen süreçte yelpaze daha da genişlenecek. Aynı zamanda taze olarak yaş istiridye mantarı da üretimi yapıyoruz. Mantar bu ikinci kompostumuz. Her komposttan 3 hasat yapabiliyoruz. Bu yaptığımız ikinci hasat. Bir devamı da olacak. Belli aşamalardan 45 günlük bir süreçten sonra mantarlara hasat yapabiliyoruz. Mantar dersinde bir ilk. İstiridye mantarı ilk defa yapılıyor. Ve proje şu anda da devam ediyor. İleriye yönelik de devam edecektir. Hani projeyi daha da ileriye götürmek. Tamamen organik olarak hiçbir katkı maddesi kullanmadan meyvelerimizi kurutuyoruz. Aynı zamanda mantarda da herhangi bir ilaçlama vesaire kullanmıyoruz. Kış meyvelerimizi fırınımız var. Doğal gazlı bir fırınımız var. Onda kurutuyoruz. Bu da tamamen meyvenin kendi buharında kurumasıyla gerçekleşiyor. Meyve özünden bir şey kaybetmeden kuruyor ve ambalajlanıyor. Pazar alanında sıkıntı yaşıyoruz. Hem yeni olduğumuzdan kaynaklı, hani bilmediğimizden kaynaklı hem de hani bulunduğumuz coğrafya dolayısıyla hani pazar alanımız küçük. Bunun için de ilerleyen süreçte işte internet üzerinden satışlarımız vesaire hepsi başlayacak. Web sitemizin hazırlanmasını bekliyoruz. Bize teslim edilmesini bekliyoruz. Pazar alanında evet hani bu konuda biraz daha gelişime açık olmamız gerekiyor ve ileriye yönelik dışarıdan da destek almamız gerekiyor.
Hani bunun için yaz mevsimini bekliyoruz. Yaz mevsiminde bunun devamlılığı geldiği zaman hani daha köklü ve büyük bağlantılar kurmak gibi amaçlarımız var. Sermayemizi geliştirdiğimiz sürece, büyüttüğümüz sürece direkt yerinden, çiftçiden almak gibi bir hedefimiz var. Hani bunun için de biraz zamana ihtiyacımız var, biraz da sermayeye ihtiyacımız var. Biz kadınlar bir araya gelince bir şeyler yapabiliyoruz. Yapmalıyız da. Üretmeyen kadın kalmasın bu coğrafyada. Çoğu şeyi böyle doğadan karşılayabileceğimiz ürün yelpazesine de sahibiz. Hani bu sadece meyve veya sebze üzerinden değil, genel anlamda da. Yani bu tür girişimlerde bence bütün kadınlar bulunmalı.